Merhaba Kudu Sosyalar, bugün sizlerle birlikte Yemekler Benden'in 3. serisini yapacağız ve 2. seriyi ben kazanmıştım, 1. seriyi beraber şimdi yine kazanacağım ama eminim. Evet arkadaşlar, bugün menümde tavuk ve makarna var. Efe'ye yapacağım. Çok güzel yapacağım ama tavuğun nasıl yapıldığını bilmiyorum, sıkıntı orada. Evet arkadaşlar, şimdi menümün sonuçta doldurup başlayıp makarnayı yapacağım. Gördüm. Tavuğu çok özel yöntemlerim var. Yapmak için tavuğu. Şimdi arkadaşlar, bu suyun önce kaynaması lazım. Önce kaynasın, sonra oradan ne? Fırlatacağım işte. Şurada kaynasın. Şurada şurada. Şurada altında da bir şey yapayım. Şuraya işte. Bu arada pişsin. Şimdi tavuklara geçelim bakalım. Evet. Şimdi tavuk ne kadar yapılır hiçbir fikrim yok. Ama açalım bakalım. Bir şey yapacağız bir şeyler. Arkadaşlar geçen gün de zaten berbere gittim. Saçımı valla bok gibi kesti. Geç, yarın valla bizim emanetlerle gideceğiz. Diştireceğiz onları. Haber olsun buradan. Ona da sesleneyim. Göz göz tepe. Değil. Bilmiyorum, adını unuttum da. Onu aldım ağzına sıçacağım ben de kızım. Hijyenlik çok önemli arkadaşlar. Tavukları burada küp yağ şeklinde doğrayıp makarnanın içine karıştırıp atacağım. Şu yağlarını arkadaşlar atmamız lazım. Ve derste ben bu okuluna gittim ben bu yemek yapmanın. Kazanamazsam da efendim şey ayıp yani. Bu temiz buna bir şey olmaz. At bunu. Bak bu olmaz. Bu. Şu yağlarını böyle kesip atmamız lazım. Bıçaklar çok karılmış, yoksa ben iki dişim tek tek serpim. Bu şu ince yağları görüyoruz mu arkadaşlar? Şöyle keseceksiniz. Ben şimdi tek bir tanesini göstereyim, sonrasını yaparım. Oraya çekmeye gerek yok, video uzamasın da. Şimdi şunu göstereyim arkadaşlar. Şu yağlarla arındırmak lazım çünkü. Tamam, yağ yok artık. Ya var da. Mor arkadaşlar, bakar mısınız? Mor bir şey var şurada. Bu ne? Mor bir şey var tavukta arkadaşlar. Tarihe geçtik biz. Arkadaşlar açıkladığım gibi size benim saçımı yanlış kestiği için o hayatımın yanlışını yaptı. Yarın. Arkadaşlar böyle bir saç şekli olmaz ya. Öyle düşüyor sürekli ya. Anlamadım, gittim ben bu şeyi. Berberi. İkidir. Gösteriyoruz resim. Kesemiyorum. Arkadaşlar şimdi çok detaylı bir yerdeyiz. Siz de gördüğünüz gibi. Bunu böyle kesmek çok önemli. Evet, müthiş kestim arkadaşlar. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Ağzım sulandı be. Göğüs bu. En proteinli yeri. Tavuğun göğsü. Tavuğun göğsü. Şimdi arkadaşlar bunu böyle böyle keseceğiz. Makarnanın içine atacağım bunları. Keselim. İşte arkadaşlar ben bunları böyle böyle keseyim. Sonra yeniden bir yutulacağız. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi hepsini dinledim. Şunu bıraktım. Farklı bir şekilde yapacağım onu. Görürsünüz yani. Şimdi bunları kızartmaya başlıyoruz. Şöyle ellerimi yıkayayım, yiyeceğim mi? Az önce Allah saçıma hiç kusura bakmayın. Yarın berber zaten. Haberiniz olsun. Canlı tavukları bana biraz var ya, geçenlik gidecek düşündüm de. Şimdi daha bunun için bir de biraz bir dakika. Kapat, kapat, dur. Arkadaşlar bunu durdur sen de bir. Arkadaşlar soğan yokmuş ya. Neyse. Elimizde olanlarla en iyi yemeği çıkartmaya çalışıyoruz burada. O yüzden sıkıntı olacağını bir düşünüyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, şimdi bunları çıkartmaya yapacağız. Şurada yağ var, görüyor musun? Çıkartalım dur. Şunları yağlı koymayın ya. Onu da mı dövsek yarın Efe? Azıcık çıkmışken. Fırat.
Ya bunu yemeyelim mesela. Çok kanlı yağlı olmuş var. Evet, bu burada pişerken şu yağları görüyor, pişmeye başlıyor hemen arkadaşlar, görüyor musunuz? Tavuğumuz. Bir dakika, ben şöyle elimi bükeyim. Arkadaşlar yavaş yavaş emeklerim hazırlanmaya başlayacak. Tavuğumu ön pişirmesini yapıyorum. Rengi biraz ilginç oldu ama pişecek daha o yüzden. Efe parmaklarını yiyecek diye düşünüyorum. Biber parmağı. Mükemmel bir yemek yapıyorum, mükemmel. Arkadaşlar suyumuz hazır, şimdi makarnamızı döküyoruz. Kokular mis olmaya başladı, makarna şöyle dökelim. Evet, makarnamız. Kapağı da atladık. Neydi? Tavukla da şimdi suyunu, oh sanmıyor aşırı suyunu, çok iyi. Bu suyunu salacak, sonra çekecek arkadaşlar, ondan sonra ağzını kapatacağız. Çok iyi yaptım abi. Şöyle hemen biraz abi. Bundan da ekleyelim. Karabiberinden çok az böyle. Hiç çok az tabi gelmesin. Ağzını kapalı. Neyse azıcık zaten karabiberinden. Pul biberini daha sonra arkadaşlar. Piştikten sonra. Çünkü pul biber uçar gider. Şöyle baktım geldi ama yemiyorum. Bunun altını kapalı. Evet arkadaşlar, makarnayı gördüğünüz gibi makarna da oluyor. Ve suyu taşıyor. Ne yapacağız lan? Bu ne oldu öyle? Arkadaşlar ne oldu öyle ya, bilmiyorum. Patlama yaşanacaktı, sonra da kapattım hatta. İlginç bir şey yaşadık az önce. Şimdi onun kapağını açmam lazım bu şekilde. Sas tabağı verelim. Şunun altını bir daha geçelim. Ben ilginç bir şey yaşadım az önce arkadaşlar. Bilmiyorum. Suyunu görüyoruz şu an arkadaşlar. Onlar yok. Arkadaşlar makarnada az önce bir ölüm tehlikesi geçirdik, şimdi makarna pişmiş mi yapacağız? Yok, daha yolu var mı? Arkadaşlar şu anda benim tabağım hazır. Yemeklerimiz pişirilirken şöyle güzel bir ana yemek tabağı gördüğünüz gibi. Tertemiz, gıcırında. Şöyle koyuyoruz. Şimdi arkadaşlar, çok güzel ne yapacağım? Geçen gün sunum bunu demiş. Temiz kaşığımla şöyle yoğurdun. Kaymaklı yerim ben, şöyle gördüğünüz gibi. Şu arkadaşlar. Şuraya şöyle nazik çemeğe bırakıyoruz. Yeter mi oluyor bilmiyorum ama yetmezse ben daha çok getiririm. İnşallah yeter. Gördüğünüz gibi. Alıyorum. Ardından ona ben bir domates kızartacağım. Parmaklarını yiyeceğim. Domates kızartması yapacağım. Tavuk suyuna domates yapacağız arkadaşlar. Bunları herkes yiyemez. Bıçağımızı yıkadım. Domatesi şöyle kesiyoruz arkadaşlar. Daha sonra şöyle çok ince bir dilim atıyoruz. Şöyle bir. Şöyle iki abi. Bıçak kesme, o yüzden şuradan devam edeceğim. Evet. Şu sinekler önce biraz zevkli arkadaşlar, o yüzden şöyle.
yapamıyorum arkadaşlar. Şey oldu. Dolda güzelmiş, tattım. Tat testi yaptım da. 2 dilim yeter ama. Sunum zaten. Arkadaşlar şöyle. Şuraya bırakıyoruz. Bunları hemen alacağız zaten. Şu suyunu da bandırdım. Makarnamız pişiyor bu arada. Domatesler burada birazcık dursun. Tavuklarla böyle aşırı neşir olsunlar. Efe bugün parmaklarını yiyecek bana. 10 puan, 9 puandan aşağı veremez bugün. Sunumunu da yapacağım ona. Evet, makarnamızı bir bakalım. Daha yorulamam. Evet, domateslerimiz yanmasını bekliyordum birazcık. Bak, domates suyunu da saldı bak. Gördün mü bak? Bugün efsaneyim ya. Domates de kokusunu saldı arkadaşlar, siz buna kokusu alamazsınız ama müthiş kokuyor. Evet, makarnanın durumunu yine kontrol etmek lazım. Ha, şunu da atacaktım, bunu unuttum. Arkadaşlar domates baktım ki güzel bir tat veriyor. Atayım dedim ya. Şu çok tepkili, şöyle yapalım, şöyle yapalım. Evet, yine cırtısını kazandı. Şimdi domatesleri parçalamak lazım. Şimdi şu makarnanın artık yeter arkadaşlar, olsun ya. Çiğ çiğ mi koysam bunu acaba? Ben çıkartayım. Beni deli etmeyin ya. Oğlum hafta sütun makarnaya geçiyor. Bir dakika içelim. Bu arada sunumu hakikaten aynı İskender sunumu gibi olmuş. Eritilmiş domatesin üstünde yoğurtlu yani. Bence. Aha, olmuş gibi lan, bir dakika. Olmuş tamam. Şimdi arkadaşlar kötü bölüme geldik. Çok kötü bölüme geldik. Şimdi bize süzgeç lazım. Pardon şeyler. Şunlardan alalım.
geldiğimiz gideriz. Valla parmağım acıyor, kestim herhalde ya. Bir acı var. Çocuğun adını da koymuş, şunu da aldım ya. Nasıl zaten aldım. Huzur da böyle, anladık. Yani domatesler biraz daha soğumasını bekleyeceğiz. Şimdi. Bunu burada almak bir sıkıntı arkadaşlar. Şunu al. Ama şimdi esas sıkıntı başlıyor, ne yapacağız? Şu matını kapayalım. Şunu şuraya bir alalım. Çok bir şey oldu. Şuraya bir alalım. Bir yanı kokusu geldi de inşallah temizlidir. Yanmaz öyle. Şimdi domatesleri buradan çok dikkatli olmamız lazım. Ölüm de geçirebiliriz. Şu an elim yandı, bildiğimiz yandı. Hemen oraya gitmem lazım da. Getirdim tamam. Büyük sıkıntı hiç olmadı. Şimdi ne yapacağım lan ben? Bunun önce bir soda. Şunun önce bir soda arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu görsel efekti çoğu yerde göremezsiniz. Şimdi şunu şöyle alıyorum. Uy, arkadaşlar bu ne sıcak? Ne yapacağız lan buna? Şöyle biraz döküyoruz arkadaşlar. Sonra şunu şuradan tutmam lazım. Şuradan şöyle tutmam lazım. Hadi bir kere bakacağım göster. Burada da bir lade tutmuştur. Burada bir lade yapıyor. Suyunu sürdüm şöyle. Şunun içine döküyoruz. Ardından yemeğimiz pişmek üzere. Son demlerinde şu an. Bu tarihi efsanevi müthiş yemeğimi birazdan soslarını yapacağım abi. Gördüğünüz gibi tavukların eti ağzınıza geliyor ve ardından bir de ekstra olarak diyecek ki şimdi etim nerede verilecek. Bir de onun yanına bir et yapacağım. Sadece et. Makarnanın yanına bir de et yapacağım. Şunu önce bir yapayım ben abi. Yani mükemmel. Harika bir şey yaptığına inanıyorum şu anda. Arkadaşlar bir telkisi geçirdim ben önce. Neden alalım karıcılar geldi. Yiyecek miyim? Evet. Yemeğimiz pişti arkadaşlar şimdi. Tabağa sarı çalıyorum mertebeye. Şöyle. Bol bol yesin paşam, bol bol yesin paşam. Bu yeter ama paşam. Şu sunumun güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Hayatımda böyle sunum görmüş mü acaba? Gördüğünüz gibi çok güzel. Şimdi arkadaşlar böyle sunum hayatında görmemiştir bu çocuk. Şimdi şöyle. Duydunuz mu arkadaşlar? Şimdi sunumumuz burada. Şimdi Efe Bey'e şu tam eti yapacağım abi. Arkadaşlar. Ama tavamız da olur. Bunu buraya koyalım.
çalıştım ben de diyorum ama doktor gelmedi. Fırat yapıştırmasın değil mi lan Efe'ye? Aferin sana. Şimdi arkadaşlar altı kızgı tavamızda. Tavamızda. Etimiz nerede? Burada. Şöyle güzelim diye. Şöyle bırakalım beni. Şöyle. Görüyor musun beyler? Şöyle atılır. Ve bunun için ben çak 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 lazım. Çak çak çak. Hadi bakayım, hiç bakayım. Sabahta biraz yağış bakalım şimdi. Yani güzel yapmışım. Evet, şimdi 14'e zamanı geldi sana. Yok daha değil. Daha değil. Fırat burada var. Ay Fırat. Niye istiyorsan bunu? Böyle alıp yemirsin. Güzel. Evet arkadaşlar şunu döndürelim de bakalım. Yani tam kıvamlı döndürmüşüm arkadaşlar. Yok böyle bir şey. Gördünüz mü arkadaşlar? Tam kıvamlı döndürmüş. Tam kıvamlarını dönüşüm. Kata bundan parmak vermeyecek o kadar bilmez. Buraya da bilmez. Abi şakasını önce yukarı gittim bu arada. Bir katmak istiyorum. Tadayım şöyle. Çok sıcak. Mukammal, mukammal. Al bu kan. Güzel bir yemek yapmış. Oy 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 arkadaşlar. Şunun şunun yanlarını da pişirmek güzel. Şöyle tutmam lazım. Güzel. Şöyle. Ayarı pişsin ki kardeşim çiğ et yemesin. Ağzımız yoktu şu an arkadaşlar. Şu yanları biraz çiğ kalmış. Evet, pişmek üzere arkadaşlar. Birazcık daha dursun böyle. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi şöyle mükemmel bir yemek yaptım hakikaten. Şimdi sunuma gidiyorum. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi Efe sunumu yapıyorum.
Yapıyorum, bıçağına hemen geliyoruz bir dakika tabunu kesmek için. Arkadaşlar yok artık ya. Şuna bakın. Bu ne abi? Su su damlalarına bak. Ne abi yeni bunlar? Yeni yıkamış. Ha. Madem öyle, tamam. Şimdi abi. Yani şu su rekenler tamam. Şimdi yıkadım diyelim. Abi bak yani. Yanık. Arkadaşlar yanık. Başka da bir şey değil. Ondan sonra bunun ağzından çıkarmış herhalde. Anlayamadım. Burada bir yoğurt koymuş beğenmemiş. Yoğurt, manda yoğurdu ve ekşi. Ama manda yoğurdunu severim de. Abi yoğurt al. Yoğurt al. Şöyle bir tadına bakalım. Arkadaşlar yani makarnaya olan tavuk az. Onu söyleyeyim. Biz de hemen şuna bakalım. Bunu güzel yapmış ya. Önerdiği doğru. Tavuk güzel. Ama yok, manda yoruluyla gitmiyor abi bunlar. Bu kadar. Arkadaşlar ne bir yöntesi çeşitliliği vardı, ne de bir sunum vardı. Sunum bir zannettiği şey sunum değil. Öncelikle onu söyleyeyim. Ondan sonra içeceğim yoktu, suyum yoktu masamda ama o kadar. Tatlım yoktu arkadaşlar, peçetem yoktu. O yüzden benim abim de puanım 3.